Mersin Şubesini kurduğumuz derneğimiz geçen 8 Mart'ta Yenişehir Belediye Başkanlığı ile başlattığı Bir Mimoza'da Sen Yetiştir çağrısının dönüşleriyle bu 8 Mart'ta burs etkinliğini başlatıyor. Bugün bunun sembolik ifadesi olarak Mimoza fidanlarını hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu kampanyamıza verdiği destekle öncülük eden, hizmetlerinde eğitimi önceleyen, belediye yönetiminde kadınların yönetim becerilerini değerlendiren, yeni Yenişehir'i kadınlarla omuz omuza kuran Çukurova basketbol takımını Mersin'de ve Türkiye'de yıldızlaştıran Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit ve belediye yönetimiyle gurur duyuyoruz. Dikeceğimiz mimoza çiçeği, coşkuyu, umudu ve neşeyi, güçlü karakteri, yaşama direncini, dayanışmayı ve Mart'ta çiçek açtığı için Kadınlar Günü'nü sembolize etmektedir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere eşitlik, özgürlük, mutluluk her kadının yaşam hakkıdır düşüncesini savunan kadının ve kadın emeğinin destekçisi başkanımız Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'i kürsüye davet ediyorum. Türkan Saylan da tıpkı mimoza çiçeği gibi direnişin başkaldırının o gücün sembolü aslında. Onu her birimiz o direnişli günlerinde hasta yatağında olmasına rağmen dirençli günlerinde çok iyi hatırlıyoruz, anımsıyoruz. O mücadeleyi de devam ettiriyoruz esasen. Eğer bir toplumda kadın belli bir yere gelmezse o toplum hiçbir yere gelmemiş sayılır. Biz tabii eğitimde yıllardır eksik kalan, Yenişehir Belediyesi olarak eksik kalan ve kapağı hiç açılmayan bir konuyu Yenişehir Belediyesi olarak biz gündem ettik. Ve Yenişehir Belediyesi akademiyi kurduktan sonra 0-3 yaş erken çocukluk eğitimini Marmara Üniversitesi ile beraber hayata geçirdik. Orada bütün çocuklarımızı daha o 6 yaşa gelmeden o 0-3 yaş döneminde zekalarının, zeka seviyelerinin %70'inin olgunlaştığı, geliştiği döneme müdahale ederek Türkiye'de bir ilki başlattık Yenişehir Belediyesi olarak. Ve bu ilkin tüm Türkiye'ye yayılması konusunda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 hedefleri arasına bu erken çocukluk eğitimini alması bizim için çok anlamlı ve gerçekten de yaptığımız bir işin tüm Türkiye'ye mal olmasını hedeflemiştik. O hedefe ilerlemesi bizim için çok kıymetli. Biz yine gelişmekte olan ya da dar gelirli vatandaşlarımızın ikamet ettiği mahallelerde çocuklarımızın eğitime ulaşabilmesi için kültür kompleksleri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesinin temelini attık. Diğer bir tanesinin temelini de çok kısa sürede atacağız. Projesi çiziliyor. Ve bu mahallelerde yine özellikle kız çocuklarımızın, çünkü onların makul salihlerini yenmesi ancak eğitim alarak, iyi bir eğitim alarak aldıkları eğitimle o olumsuz koşullardan sıyrılıp çıkmayla mümkün olacak. Bu konuda onlara her türlü desteğimiz olacak. Bu mekanları kuracağız. Klimatize mekanları kuracağız. Çocuklarımız orada çalışabilecek. Orada eğitim alabilecek. Orada
danışmanları olacak ve o danışmanlardan destek alabilecekler. Yaşam koşulları olumsuz olsa dahi eğitim koşullarının varsılı ailelerin çocuklarından hiç geri kalmayacağı koşulları bizim sağlamak görevimiz. Özellikle oradan çok sayıda Türkan sayılanlar çıkaracağımıza ben inanıyorum. Gelecek yıllarda da gençlerimizin, çocuklarımızın, o bugünden temelini attığımız çocuklarımızın başarılarıyla övünebileceğiz. Tıpkı Covid aşısını Almanya'da yaşıyor olmaları ya da o koşullarda üretseler dahi Covid aşısını ilk defa üreten Türk hekimlerimiz gibi onlarla da övüneceğiz. Biz bugün attığımız bu temelle bir başlangıç yapıyoruz. Bunların devamı gelecek. Yolumuz uzun ve biz dayanışmamızı devam ettirdiğimiz müddetçe de Yenişehir çok daha güzel olacak, Mersin çok daha güzel olacak, Türkiye çok daha güzel olacak. Hepinize katkılarınız, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu girişimi yapmamızda önce olan değerli arkadaşıma da ve el ele daha güzel bir Mersin, daha güzel bir Türkiye için çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.